Sobamız var. Sobamız harlıyor. Bismillah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Oğlum o ne? La te'khuduhu sinetun ve la nevm. Ekran karanlık. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar, Gamer'dim kalma hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyundan hepinize selamlar. Sürekli soruluyordu abi eskisi gibi küçük böyle korku oyunları oynayacak mısın falan diye. Bugün bu korku oyunlarının tam üstüne bastığımız yerdeyiz. Çünkü oyunumuz bir Türk yapımı ve 2 gün önce çıkmış olan bir oyun. Zaten buraya da ekran görüntülerini koyarım. Karanlıktan korkanların, kalp rahatsızlığı olanların vesaire bu oyunu oynanması istenmiyor. Yapımcı tarafından böyle bir uyarı geçilmiş. Bende çok şükür ikisi de yok. Ama bugün göreceğiz bakalım var, belki de vardır. Belki bir an kalpten hıh deyip giderim. Öte yandan şöyle de bir dipnot var. Çoğu Türk korku filminde de bu dipnot geçer biliyorsunuz ki. Gerçek olaylardan alınmıştır diye bir dipnot var. Evet arkadaşlar, bismillah diyoruz ve oyunumuza giriş yapıyoruz. Hikayesini anlatacaktır diye umuyorum. Aynen anlatıyor. Steam'de de var zaten direkt burası. Altyazıları okumama gerek yok, siz okursunuz. Ben özet çıkartayım. Ankara'nın bir köyünde. Bak bu sıkıntı, ben de Ankara'da yaşıyorum çünkü. Trailer'ı zaten Steam'de var dediğim gibi. Dinine çok düşkün bir köymüş. Bu fotoğrafların temsil olduğunu düşünüyorum bu arada. Hani blurlanmış ama hani temsili fotoğraflardır bence. Gelin trafik kazasında ölüyor. Okey. Dediğim gibi bence bu fotoğraflar temsili. Bir gerçeklik şey olduğunu zannetmiyorum. Güzel, konu güzel. Gayet net ve açıklayıcı. Damat tarafı gelini istemiyormuş. Dolayısıyla ölümüne üzülmemiş. Rahatsız eder. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu var ya Steam'deki trailer'da izlememiş olsam büyük ihtimal korkardım bu arada. Ya biz bir din görevlisiyiz. Konusunda yazıyor zaten oyunun. Amacımız da bu evdeki ruhu temizlemekmiş. Olay tamamen gerçek bir olaydır diye de gördüğünüz gibi burada da zaten belli ediyor ve bir din görevlisi olduğumuzu söylüyor. İşte onu ver diyen her şey kopuyor. Onu ver diyen her şey kopuyor babacım. Tüm korku filmlerinde falan da ben çok etkilenirim öyle şeylerden. Özellikle bizim Türk korku filmlerinde de biliyorsunuz ki genelde hani dua okuyarak veya da bebekleri ağlatarak falan bir korku vermeye çalıştılar. İşe de yarar. Siccin 4'ü sinemada izlemiştim. Ve çok sağlam jumpscare'ler yemiştim. Hadi bakalım hocam. Hocam sana güveniyoruz. Ey maşallah, ne güzel okuyor valla. Hocam komple hatim mi ediyoruz? Onu şey yapalım da. Bence şu an ruh muh kalmaması lazım, onu söyleyeyim ben. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Sizin üstün bilginize güveniyoruz. Ben sadece gezeceğim. Siz ona gerekli cevabı verirseniz diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ortam bir çok kasvetli başladı. Bak sesim mesim gidiyor. Daha baştan sesim mesim gidiyor anasını satayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ama daha bir şey olmadan sen bana o korkuyu verirsen ben ne yapayım yani tam olarak? Her kapı açılıyor mu böyle? Oğlum şunu yemin ediyorum, bir şey sandım. Püf gelişine koyuyordum tokadı, yemin ediyorum. Lavabomuzda kan var. Aynaya yansıma yapılmış ama aynanın gözükmemesi daha iyi. Ben çok korkarım aynalardan. Çünkü kendimi görüyorum orada. Ne çalıyor altta? Bir şarkısın sen mi ya o? Oğlum bunlar ne? Aa şey! Şeker portakalı. Portakalı. Ulan koca efsane şeyi ne hale getirdik, şeker portakalı. Kabe. Şöyle tabloları da inceleyeyim de. Bu ne? Bu niye var ki böyle? Köpek avlıyorsa sıkıntı vardı. Şuraya gir. Arkadaşlar bu arada şu video izleyenlere sesleniyorum. Bu halı evinizde varsa eğer bariz fakirsiniz. Hani onun da haberini sizlere vereyim. Çekmeceleri falan bir açalım. Şu alttakini açamıyor muyum hocam? İlla üstteki mi geliyor? Okey. Dinine çok düşkün bir köy evi olduğu söylenmişti. Sanırım o ortamı güzel yansıtmışlar bize. Gördüğünüz gibi her yerde hani tablo falan var. Pompalı tüfeğimiz. Ha, çiftimiz bu sanırım. Dediğim gibi fotoğraflar temsili mi gerçekten bilmiyorum. O yüzden beni daha da ürkütüyor. Nana avradını... Bak şu silahı aldım mı bir sokarım sana onu. Bir şey diyeceğim, o ses neyin nesiydi peki? Her köşeden çıkışımda bir şeyden korkuyorum yemin ediyorum. Bir şarkısın sen mi çalıyor? Bir şey çalıyor sanki ama. Hah tamam, şimdi telif melif vardır, uğraşmayalım. Fotoğraflarımızı inceleyelim. Çiftimizin bebeği sanırım. Bu agalarla Valorant. Anahtarı bul, tamam. Tabii ki her kapı rahat bir şekilde açılmayacak, onu anladık. Yani oyun yapımcısı Bulut Bey, bir fener mener verseydiniz elimize. Ha, burası da çıkış kapımız. Bu çıkış kapısını bulup buradan kaçmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu önce ruhu temizliyoruz gibi bir şey.
Çok gereksiz gerildim şu an. Yani gereksiz gerilmedim gerçi. Gerilmekte haklıyım ama fazla gerdi yani. Ekmeği çok güzel yapmışlar ama tam bayat yani şey havasını vermişler. Hocam şimdi oda sayı... Bak şu olmasın işte. Tam da konuşurken veriyorsun ama benim aklım başka şeyle uğraşırken şey mi ha? Aa! Bu yazı var mıydı? Büyüğü boz, çıkış kapısının anahtarını bul ve evden kaç. Ama bu ne kadar iyi huylu bir ruhmuş bu. Bana info falan veriyor. Karakterin nefes alışı arkadaşlar, o nefesi ben almıyorum böyle bak. Bir dinleyelim. O nefesi ben almıyorum, haberiniz olsun, karakter alıyor. Allahu Ekber, la ilahe illallah. Estağfur tövbe, bismillahirrahmanirrahim. Kapat şu kapıyı. Ben teslim alıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Biri bir şey fırlatıyor. He? Kedidir kedi diyeceğim de. Öyle bir kedi olamaz. Bu çok güçlü bir kedi. Bench press basmış olabilir mi acaba bu kedi? Kordonun sonundan böyle bir şey atlasa ya bana. Bu bir an mesela şuraya jumpscare yerleştirsem tamam mı? Eskiden korkmuştu karı çıkardı ya linke basınca. Oğlum ne oluyor? Bir şey de konuşturmuyor ki arkadaşlar. Boş verin siz benim muhabbetime değil oyuna odaklanın. Gerçekten korkuyorum. Dolap mı kapanmış? Ben mi kapattım? Hayır. Bu geri mi? Bu geri mi? Hocam ne oldu şu an ama? Tam olarak... Ha? Hocam tam... Bak şu koridor var ya bak koridora bak. Şuradan döndüğün an ölüm. Aaa! İşte bu kapı kapalıydı babacım. Bir uzaktan inceleyelim. Yine fakir alısı mevcut içerisinde. Buraya girelim girmesine de bir kolaçan edip girsek. Bak işte şu keloğlanı verdiğin an tamam mı bak. Keloğlan kayu karışımı bir şey. Oy, bu arada çok teşekkür ediyoruz yapımcımıza böyle bir şey eklediği için, bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Bu vesileyle de saygı ve rahmetle anıyoruz iki büyük kahramanımızı. Gerçekten güzel bir detay olmuş. Buraya yine aile fotoğraflarımız sanırım. Bir şey göremiyorum ama ev ortamı gerçekten güzel. Tam bir köy evi ortamı verilmiş gördüğünüz gibi. Üst tavan falan. Da ben emlakçı gibi size niye evi anlatıyorum şu an? Tüylerim diken diken şu an, keşke gösterebilsem size. Ama beni anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum özellikle şu salak geçiş sesi yüzünden. Gerçekten bak normal korku filmi izlersiniz. Hani slasher'lı falan katil olur şey olur. Hani gerilim olur, kovalamacı olur okey ama hani böyle yerleştiriyorlar ya bağırma sesini, çocuk sesini falan. Özellikle şu Allah'ın belası gerizekalı kayu bana bir şey yapacakmış gibime geliyor. Yanına gidiyorum ben de mal mal. Kafasını aynı olarak kullanıp... Bismillahirrahmanirrahim. Kayu! Sana demedim oğlum. Gerçek hayatta mı duydu acaba, ne oluyor? Beni mi izliyor lan? Kayu! Oğlum sana de... Ne oluyor? Biri mi bağırıyor? Hocam açılmıyor. Camdan falan kaçamaz mıyım ya? Uf, gerildim, Allah belamı versin, inanılmaz gerildim. Kayu, hep senin başının altından çıkıyor bunlar. Kayu! Bismillah. Ananı avradını! Bismillah. Hocam öyle girilir mi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi ya? Ben buradan ayrılma. Şaşmadan. Oğlum Fransa'da mıyız? Ne oluyor? Kilise zili çalıyor lan. Arkadaşlar oyun yavaş başladı ama alta sıçırtırsan konuşamıyorum bak. Alta sıçırtırcasına germeye başladı. Bak şurası açılmıyor abi. Hani dolabın içine girip baksam o tarafa. Of, keşke hani böyle bir uygulama falan olsa da şu an hani kalp atışımı ne bileyim nasıl gerildiğimi falan siz hissedebilseniz keşke hani. Bak. Bu odaya girince bir şey oldu. Bir şey geldi oraya. Oraya bir şey geldi. Cık, ışığı kesti ya. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Koyacağım şimdi. Hocam. Ben çözdüm. Ev olayını çözdüm. Bu evde cin var arkadaşlar. Hadi tamam, benim görevim bitti. Ben tamamen şu an tespiti koydum. Nereye gittiğimi de görmüyorum. Aşağı mı ineceğim tekrar? Aha kaldım burada. Nereye gidiyorum? Bulut Bey. Ha? Bulut Bey bir el feneri falan derken... Tamam. Bir tane tutku aldım. Gerçekten yani altıma sıçradığınızda... Bana yoğun yük bindi şu an. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Şunu bir gömeyim geleyim. Bak. Bak yani daha yeni yedim tutkuyu. Bir tane daha mı yiyeyim yani hani. Kayu ne olur saldırma oğlum. Şeker portakalı yardım et. Şeker portakalı gitmiş. Şeker portakalı niye yardım etmiyorsun bana ya?
Okey. Az önce de buna benzer bir şey yaşadık. Çok gerilmeden bunu yani bunu değil mi? Belliymiş bunu sabahtır niye açmadıkları belliymiş. Çünkü içinde bir anahtarımız mevcutmuş. Hani ruh falan ama. Anı! Ben jumpscare'imi dojladım. Jumpscare mi yedim? Ne oldu oğlum? Dojladım mı yedim mi anlamadım ama yedim herhalde. Oğlum tam Türk korku filmlerindeki gibi değil miydi? O nasıl bir modellemedir ya Kayu senin de kafana vuracağım şimdi kapıdan içeri sokacağım seni pezevenk bir s**tir git yanımdan ya. Şimdi bu nerenin anahtarı hocam? Hocam. Buranın anahtarıymış. Okey. Okey merhabalar. Dedem merhaba. Şu koridora bak Allah aşkına kapatamıyor muyum şurayı bak. Hani gece böyle koridor görürsünüz. Tuvaletten yatağınıza Hüseyin Bolt gibi koşarsınız ya onun gibi bir koridor şu an. Sobamız var. Sobamız harlıyor. Bismillah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul Oğlum o ne? kayyum. La ta'khuduhu sinatun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfa'u indehu illa bi iznih. Gideceğim mi bunun yanına? Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Ve la yuhîtûne bi şey'in min ilmihi illa bima şa'. Evet, evet hocam, evet, evet ha. Bu arada çok iyi kovdunuz. Hani bakın gördüğünüz gibi size dayanamadı gitti. Ama bu tarafta olduğuna göre o bu tarafı mı işaret etti bize? Bu tarafta bir şey olduğuna dair mi bilgi verdi acaba? Belki de iyi huyluydu. Sinir. Bulaşı falan yıkasaydınız bari herhangi bir anahtar. Gerçi ilk anahtarı yeni buldum. İkinciyi hemen verir mi bana ya? O kadar kolay mıdır ki? Zannetmiyorum o kadar kolay olacağını ama. Kayu. Kayu rahat dur. Pezevenklik yapma Kayu. Evet arkadaşlar. Akli dengemi çok iyi hissetmiyorum şu an. Ucuz. Evde yokuz. Yok kimse yok. Gerçekten hiç kimse yok şu an evimizde. Neye arıyorsun? Açsana pezevenk. Bu nereden aradı acaba? Hangi odadan aradı şu an? Şimdi bak o gerilim müziğini öyle birden arttırma. Tamam mı? Bunlar ne lan? Bülent Ersoy şeyi gibi. Ev halkının bu arada gerçekten çok dindar olduğunu anlayabiliyoruz. Tablolardan olsun, şeyden olsun. Şimdi şöyle bir mevzu var. Bu para için yapılacak bir iş değil yani. Acaba ben kaç para aldım bunu yaparken? Bismillahirrahmanirrahim. Mürü bismillah. Bismillah. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Evet arkadaşlar parasının tamamına koyayım diyoruz bu durumdan sonra. Sanırım son zamanlardaki herhangi bir oyunda yediğim en sağlam. Sıçtım mı lan ben? Televizyon mu açılmış? Oğlum. Öyle verilir mi garez gibi ne yapıyorsun ya? Neyse konumuza nerede kalmış arkadaşlar? Para için yapılacak bir iş değil az önce zaten. Bunu gördünüz. Acaba işin parası mı iyi, neyi iyi bilmiyorum hani. Gerçekte böyle bir iş nasıl bir şeydir, görevi nedir bilemem ama. Arkadaşım, niyetimiz çalıp çırpmak değil. Şeker portakalını nereye götürdün? Arkamı çok dönmeyeyim. Mesela kaplanlar falan öyle arkadaşlar. Siz arkanızı dönerseniz sizi hedef olarak görür. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da çok kaplan görme ihtimalim yok ama. Siz olası bir durumda kaplan maplan bir şey görürseniz. Arkanızı dönmeyin. Önünüzü dönün. Yine öldürecektir. Hani çok bir şey değişmez. Bu arada beşli priz mi be? Şu radyoyu yere açabiliyor muyum ben? Ver babacığım müziği. Biraz rahatlayalım. Biraz müzik dinleyelim arkadaşlar. Yeter, bütün gazı aldım ben şu an. Oğlum şey değil mi bu? Aa, Kayu gitmiş lan. Kayu gitmiş de baltası duruyor. Bu şey değil mi? Şunun adı neydi ya? Hani Azrail'in elinde tuttuğu şey işte. O değil mi? Ulan niye var oğlum bu evde? Boss fight mi yoksa? Her girişinde şu çöp kod... Ha? Oyunu inşallah bu bölümde bitiririz. Benim hani şeyim o. Çünkü ikinci bölüme kalırsa ben bunu ertelerim. Yemin ediyorum çok gerildim çünkü. Bir şekilde bahaneler uydurup size ikinci bölümün çekimini erteletirim yani onu diyeyim. Tövbe estağfurullah, bu kadar salak olabilir bir insan ya. Kendi açtığı şeyden nasıl korkabilir ya? Ne zaman bir etkileşime, ne zaman bir şey yapacağınızı bilmiyorsunuz derken. Çok iyi. Tam o sırada anahtarımızı aldık babacığım. Bu aşağı katın anahtarıydı sanırım. Ama bu oyunda benim Bodrum fobisi... Yani her oyunda Bodrum fobim var benim ya. Ya ne olursunuz ya. Kodumun ya. Çık geri çık. Boş ver. Biz evde dolaşalım. Evin de ışıklarını kapattı yani. İlla aşağı sürüklüyor anladın mı insanı? Önce sağ hocam. Karşıdan karşıya geçiyor gibi. Sonra döndün sola. Bak şunu kayıyor sandım. Yemin ediyorum gelişine koyuyordum tekmeyi. Bu koridor hani öleyim diye mi yapılmış? Kalpten gideyim falan diye mi yapılmış? Değil. Biri saçını mı kurutuyor? Ne oluyor? Mezar mı lan bu?
Dur oğlum dur, mezara hangisine şaşırayım şu an? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu aile gelin öldükten sonra buraya mı gömmüş bunu? Öyle bir şey değildir herhalde. Yuh. İnsanlık suçu lan. Bir şey aniden fırlarsa sorumlusu Google Play Store'dur. Geri mi çıkacağım? Ne yapacağım ki? Hmm, geri babayı çıkarsın. Nereye çıkıyorsun? Kapı kapalı. Oyunun büyük bir çoğunluğunu ekran karanlık. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bismillah. Bismillah. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Topumuzdan bir tane aldık. Hemen birbirimizi yeniyoruz arkadaşlar. Şu saatten sonra korku morku yok. Daha zaten en büyüğünü yedik herhalde. Bunu da bir ne yapacaksın? Hı, gel. Sen de mi varsın? Ha, atlanacağım. Sen oradan görmüyor mu sanıyorsun seni pezevenk? Gel götün yosa. Ha, ne oldu? Burada kan olmuş. Korkuyor mu? Ne yapacaksın? Gel. Gel. Atmazsan oradan bir şey adam mısın? Götler misin? Gel. Nereye gittin? Gitme öyle. Gidince daha korkunç oluyor. Aha. Kayı da gelmiş. Bako mutfak dönüşünü yedikten sonra bundan da büyüğü olmaz sanmıştım. Mezarla bırakılacak 5 tane bebek topla. Kapı kapalı bebek dedi, şu kayulardan mı? Kayulardan mı 5 tane toplayacağım? Dur dur dur. Verme salak salak sesler. Heh. Herhalde şimdi açıldı kapı. Oğlum tutkuyu yerken iyi atar atar yaptık da benim gerilim yine başladı ya. Yine başladı vallahi billahi. Güzel, kapımız açılmış. Fenerim de tekrar yüklendi bana. Yalnız feneri ruh hanım isteğine göre mi veriyor? Şöyle yerlere, tavana falan çıkıyor mu bu acaba ya? Aha, bir. Oğlum bunu alırken dolaptan puh, gelişine koyarım vallahi kafana. Bir. Ani hareket yapma. İkiyi şuraya falan. Çok iyi be oğlum, çok iyi be oğlum. Uğraştırma işte, böyle hızlı hızlı ver. O zaman 3 de yan odadadır. İşte bu, işte bu. Çok iyi lan. Böyle basic görevler lazım bana işte. Ben salağım yani, gerisini yapamam. Bu koridor bak, evin en korkunç koridoru şurası arkadaşlar. Doğru bulduk. Bir dakika kayu. Seni almadan önce bir shoulder pick. Aha. Eşi de buldum. O zaman tekrar hurra. Beni izliyor sürekli fark ettiyseniz. Hani geçtiğim yoldan hep free fuel diye bir ses veriyor. Beleş göt kası yapmak iyi oluyor aslında, bu tarz oyunları bana hani oynatıyorsunuz. Gerçi siz oynatmadınız büyük ihtimal. Ha, kibrit bul ve bebekleri yak. Büyük ihtimal böyle bir oyunun varlığından belki haberiniz bile yoktur. Şu bana bir gün fena bir jumpscare koyacak ama daha gerçi şu saatten sonra nasıl jumpscare yiyebilirim ki? Şimdi kibrit mantıken hani mutfakta hani ocağın altını açmak için, yakmak için falan mantıklı olabilir. Raf falan. Tabii ki bu kadar basic düşünmemişler sanırım benim gibi. Acaba şu dışarıdaki köpekle tanışacak mıyız? Çünkü benden çok konuştu sanırım. Aha! Çok iyi. Kibriti de bulduk. Neden bu kadar kolay oluyor şu an her şey? Hani hiç güven vermedi bana. En son hani bebekleri yaktıktan sonra ozağa kandırdım. Kenan da oğlu çalacak gibime geliyor ama. Öyle bir şey olursa vallahi bırakır giderim arkadaşlar. Zaten yiyeceğim kadar jumpscare yedim. Gerileceğim kadar gerildim. Ben acaba bu videoyu öğlen atmasam da gece mi atsam ya? Siz de gece izlemek zorunda mı kalsanız? Ama ekmek parası be ablam. Ne yapalım, öğlen atıyoruz mecbur. Aktiflik bol. Al. Vallahi yaktım. Yaktım. Bilgisayarım da yanıyor galiba. Bu nasıl bir FPS drop lan? Evet yaktık. Herhangi bir şey olmadı ama. Bir geri gidelim bakalım. Hala ateş bul ve bebekleri yak geziyor. Kapım geri mi kapatılmış? Evet öyle olmuş. Bir gidelim oraya tekrar. Acaba anahtar falan bir şey mi verecek bana orada yaktıktan sonra? Heh. Tamam. Yakış işlemini bitirdik galiba. Mezar yok oldu. Burada kaçırdığım bir şey mi var benim ya? Heh. Tamam. Tamam şimdi açıldı. Oraya kadar gitmem mi lazımmış illa yani ya? Notumuz gelmiş. Büyüyü bozdun, anahtarı bul ve git. Anahtarı bul ve git diyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Oğlum biri yemin ediyorum evdeki kapıyı çalıyor sandım. Ne güzel vermişler o efekti. Gerçi öyle bir ses efekti vardı. Ne oluyor? Buradan mı çalıyorsun lan? Kapının arkasında mısın? Vallahi tekmeyi kodun mu oturturum. Yok ondan korkmuyoruz artık babacım. Ona alıştık. Evet yine geldik bu Allah'ın belası koridora. Yarım saattir anahtar arıyorum. Tavana bile baktım anasını satayım. Sonunda gerçekten anahtarlarımızı bulduk. Buradaki yazı hala aynı. Gerçekten ben çıkıp gidecek miyim o kapıdan ya? Buna izin verecek mi? Hocam. Teslim oldum şu an. Sabah ezanı okundu.
Bitirdim. Vallahi bitirdim. Efendim, oyun her ne kadar dolanırken sıksa da yemin ediyorum çok gerildim. Jumpscare'leri çok kuvvetliydi. 40-45 dakika oynadım sanırım. Tadında uzatmadan, çok da kısa olmadan gerçekten güzeldi. Sol altta da yazdığı gibi oyun yapımcısı Bulut Ulu. Kendisine teşekkür ediyoruz, eline sağlık. Çok güzel bir oyun yapmış. Ama fazla alta sıçırdı, onu söyleyeyim. 1 kiloya yakın sıçmışımdır. Bu tarz oyunların devam etmesi dileğiyle. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.